Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bir önceki dersimizde rüzgarın hızını etkileyen faktörleri işlemiştik. Bu derste arkadaşlar, rüzgarın yönünü etkileyen faktörlerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, rüzgarın yönünü etkileyen faktörler nelerdir? 3 tane önemli faktör vardır. Bunlardan birincisi basınç merkezlerinin konumu. Bakın, buna yıldız atıyorum. Niye yıldız attım? Evet, biliyorsunuz, çok güzel. En önemli faktör budur arkadaşlar. Bakın, rüzgarın hızını etkileyen en temel faktör neydi? Basınç farkıydı. Rüzgarın yönünü etkileyen en temel faktör de arkadaşlar basınç merkezlerinin konumudur. İkincisi eksen hareketi. Söylemeye gerek yok. Dünyanın günlük hareketi, yani kendi ekseni etrafında dönüşü. Üçüncüsü de yer şekilleri. Bak, çarpı 2 yaptım. Çarpı 2 demek ne demek arkadaşlar? Yani rüzgarın hem yönünü etkiler hem de hızını etkiler. Dünyanın günlük hareketi de öyle arkadaşlar. Çarpı 2 ona da yapalım. O da dünya rüzgarın hem hızını hem de yönünü etkiler diyoruz arkadaşlar. Bir kere bunları aklımızda tutacağız. Tamam, gelelim arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Basınç merkezlerinin konumu arkadaşlar. Şimdi bilindiği üzere rüzgar ne yapıyordu arkadaşlar? Basınç merkezleri arasında esiyordu. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru. Hatta daha doğrusunu söyleyelim. Daha yüksek olan basınçtan daha alçak olan basınca doğru hareket ediyordu. Mesela 1000 milibar var, bir de 1001 milibar var. 1001 milibardan 1000 milibara doğru rüzgar eser. 500 milibar var, 550 milibar var. 550 milibardan 500 milibara doğru rüzgar eser arkadaşlar. Dolayısıyla o basınç farkı ne kadar fazla olursa da rüzgarın şiddeti o kadar artar diyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi buradaki tabloyu görüyorsunuz. Yüksek basınç, alçak basınç, yüksek basınç, alçak basınç. Şimdi rüzgar nasıl oluşur? 1'den 2'ye doğru oluşur rüzgar. 3'ten 2'ye doğru oluşur arkadaşlar. Yine 3'ten 4'e doğru oluşur. Bakın, kesinlikle ve kesinlikle 4'ten 3'e doğru rüzgar oluşmaz. Niye? Çünkü 4 daha alçak bir basınç. 3 yüksek bir basınçtır. Yani 4'e göre. Kesinlikle 2'den 3'e doğru da rüzgar oluşmaz. 3'ten 2'ye doğru. Niye? Çünkü 3 daha yüksek bir basınç. 2 daha alçak bir basınç. 3'e nazaran arkadaşlar. 2'den 1'e doğru da esmez. Çünkü 1 2'den daha yüksek bir basınç. Mantık şu. Her zaman daha yüksek olandan daha alçak olana doğru rüzgar oluşur. Bunun en güzel örneğini nerede görüyoruz biliyor musunuz? Basınç merkezlerinin konumu rüzgarların yönünü etkilemesi açısından en güzel örneğini bir Meltem rüzgarlarında görüyoruz. Bir de muson rüzgarlarında görüyoruz. Meltem rüzgarlarını hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bakın, kara, deniz. Bakın, kara ve deniz arkadaşlar. Yani burası kara, burası deniz. Güneş olduğuna göre gündüz durumu. Ay yıldız olduğuna göre gece durumu. Şimdi arkadaşlar, gündüz durumuna baktığımız zaman, gündüz durumuna. Şimdi karalar güneşi alıyor, deniz de alıyor. Ama önce hangisi ısınıyor? Karalar ısınıyor. Niye? Çünkü karaların yoğunluğu daha az. Yoğunluğu az olan daha erken ısınır. Peki ısınan yer ne oluyordu hatırlarsanız? Alçak basınç oluyordu. Termik alçak basınç oluyordu. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Peki deniz karalara nazaran gündüz daha serin değil mi? Daha serin, daha soğuk. O yüzden yüksek basınç durumundadır arkadaşlar. Bu durumda denizden karaya doğru oluşan bir hava hareketi var. Biz buna gündüz meltemi ya da deniz meltemi diyoruz arkadaşlar. Gece de durum tam tersine oluyor. Geceleyin güneş gitti. Bakın, ay yıldız geldi. Yani gece oldu arkadaşlar. Karalar mı daha erken soğur, denizler mi? Şimdi karalar erken ısınıyordu, alçak basınç oluyordu. Geceleyin de karalar daha erken soğuduğu için ne olur? Yüksek basınç olur. Denizler ise karalara nazaran geceleyin daha ılık, daha sıcak olur. Dolayısıyla arkadaşlar alçak basınç durumundadır. İşte arkadaşlar, yüksek basınçtan alçak basınca doğru geceleyin oluşan rüzgara da biz kara meltemi veya gece meltemi diyoruz. Bakın, rüzgarın yönü gün içerisinde nasıl değişti arkadaşlar? Neye bağlı olarak değişti? Basınç merkezlerine bağlı olarak değişti. Yıl içerisinde de rüzgarın yönleri basınç durumuna göre değişir. Mesela yazın arkadaşlar, bakın şurası Hindistan, burası Hint Okyanusu. Yazın denizle, yani okyanusla karalara aynı anda güneş vurur arkadaşlar. Karalar erken ısındığı için alçak basınç, denizler daha geç ısındığı için karalara nazaran serin olur, yüksek basınç olur. Bu durumda arkadaşlar
karalardan şöyle denizlere doğru, pardon, denizlerden karalara doğru oluşan bir hava hareketi görülür arkadaşlar. Buna biz yaz musonları diyoruz. Kışında tam tersi. Güneş gitti. Karalar erken soğudu. Yüksek basınç oldu. Denizler ise karalara nazaran biraz daha ılık olduğundan dolayı alçak basınç durumundadır. Bu defa karalardan şöyle denizlere doğru bir rüzgar oluşur. Buna da biz kış musonu diyoruz. Yani burada demek istediğim arkadaşlar, gün içerisinde ve yıl içerisinde basınç merkezlerinin yer değiştirmesine bağlı olarak rüzgarın yönü de değişiyor. O zaman basınç merkezlerinin konumu gerçekten de rüzgarların yönünü etkileyen en önemli temel faktördür diyebiliriz. Gelelim ikinci arkadaşlar. Eksen hareketi. Şimdi dünyamızın kendi ekseni etrafındaki dönüşü, yani günlük hareketine bağlı olarak rüzgarlar ne yaparlar? Sapmaya uğrarlar. Kuzey yarım kürede sağa saparlar. Güney yarım kürede sola saparlar. Bak, normalde şöyle düz esmesi gerekirken ama düz esmezler arkadaşlar. Niye? Çünkü dünya durmuyor ki. Dünya dönüyor. Dönünce de rüzgarlar sapmaya uğruyor arkadaşlar. Hatırlarsanız basınç konusunda ne demiştik? Eğer S harfi ise kuzey yarım küre, Z harfi ise arkadaşlar güney yarım küreydi. Bakın, bir de şunu demiştik. Hava hareketi çevreden merkeze ise alçak basınç. Hava hareketi merkezden çevreye doğruysa arkadaşlar yüksek basınç. Hem bunu da tekrar etmiş olduk. İyi oldu, biraz geriye dönük. Şimdi arkadaşlar bakın, dikkat edin. S harfi görüyor musunuz? Kuzey yarım küre. Dikkat edin, bakın, Z harfi güney yarım küre. Çevreden merkeze arkadaşlar alçak basınç, merkezden çevreye yüksek basınç. Bunlar da aklınızda bulunsun. Eksen hareketine bağlı olarak rüzgarlar yön değiştirirler. Kuzey yarım kürede S harfi, yani hareket yönünün sağına, güney yarım kürede ise hareket yönünün soluna doğru sapma gösterirler. Eksen hareketi hem rüzgarın yönünü arkadaşlar hem de rüzgarın hızını etkileyen bir faktördür. Gelelim yer şekillerine. Arkadaşlar unutmayın, rüzgarlar her zaman yer şekillerine göre yön bulurlar. Şimdi siz yürüyorsunuz, önünüze bir duvar çıktı. Ne yapacaksınız? O duvarın içinden geçebilir misiniz? Sihirbaz değilseniz. Tabi sihirbaz olsanız bile geçemezsiniz. Ancak illüzyon yaparsınız. Dolayısıyla arkadaşlar yön değiştiriyorsunuz. Duvar gelince yön değiştiriyorsunuz. Aynı durum rüzgarlar için de geçerlidir. Rüzgar esiyor. Anam o da ne? Bir bakıyor karşısında dağ çıkmış. Dağ çıkınca ne yapıyor? Yön değiştiriyor. Bakın şöyle bir tane dağ olsun. Örnek veriyorum. Bu bir dağ olsun arkadaşlar. Bak rüzgar geliyor böyle. Ne oldu? Karşısına dağ çıktı. Ne yapacak? Ya sağa dönecek, ya sola dönecek, ya yukarıya arkadaşlar. Yani yön değiştirecek. Yön değiştirmeyle birlikte hızını da kaybetti arkadaşlar. Hem hızını etkiledi yer şekilleri rüzgarın, hem de yönünü etkiledi arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi. Bak rüzgar ne yapıyor? Yön değiştiriyor. Ama burada bak düz esiyor arkadaşlar. Orada da izleyebilirsiniz. Şimdi burada en önemli faktör rüzgar frekans grafiğidir. Ya da rüzgar frekans gülüdür. Ya da rüzgar gülü grafiğidir. Çeşit çeşit ismi vardır bunun. Ama mantıkta bir grafiktir arkadaşlar. Rüzgar grafiğidir. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bunlar üzerinden çok güzel sorular gelir. Onlarda da düşmemeye çalışın arkadaşlar. Zaten konuyu dikkatli dinlerseniz, birazdan not tutarsanız, biraz da soru çözerseniz alanınızda hiçbir sıkıntı olmaz. Yaparsınız hepsini. Şimdi arkadaşlar rüzgar frekans gülünü incelediğimiz zaman, bakın dikkat edin, şöyle bir tane çubuk gibi bir şey veriyorlar öyle. Aslında bunlar görünmez noktalardır arkadaşlar. Şöyle içerisinde noktalar var. Rüzgar her bir kere estiğinde şuraya bir nokta koyuyorlar. Her estiğinde bir nokta. Nokta, 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 nokta. Bak doğudan kaç defa esmiş? 100 defa. Batıdan kaç defa esmiş? 90 defa. 90 defa. Demek ki burada 90 tane nokta var. O yüzden uzamış bu çizgiler. Örneğin kuzeyden kaç defa esmiş? 10 defa. Güneyden kaç defa esmiş? Örnek misal veriyorum. Kaç olsun? Bu 10'sa yaklaşık olarak. Bu da 15 olsun. Fark etmez. 10 da olabilir. 8 de olabilir. Biz rastgele verdik bu sayıları. O çizgilerin uzunluğuna göre verdik bu sayıları arkadaşlar. Dolayısıyla bakıyorum güney doğudan kaç defa esmiş? 20 defa. Güney batıdan kaç defa esmiş arkadaşlar? 30 defa. İşte kuzey doğudan kaç defa esmiş? 20 defa. Kuzey batıdan kaç defa esmiş? Yine 20 defa esmiş arkadaşlar. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bu gördüğünüz bölgede ya da alanda ya da şehirde hiç fark etmez. Hakim rüzgar yönü nedir arkadaşlar? Bunu nasıl bulacağız? En fazla rüzgarın estiği iki tane yöne bakacağız. En fazla estiği birinci yön doğu, değil mi arkadaşlar? Yazıyorum doğu.
Peki en fazla estiği ikinci yön neresi arkadaşlar? 90 defa ile batı. O zaman hakim rüzgar yönü doğu batıdır burada arkadaşlar. Unutmayın. Peki bu bölgenin arazi yapısı nasıldır sizce? Arazi yapısı nasıldır bu bölgenin? Arkadaşlar çok basit. Şimdi rüzgar doğu batı yönünü çok rahat esmiş değil mi? Ama kuzey güney yönünü ne yapamamış? Esememiş. Demek ki kuzey güney yönlü engeller var arkadaşlar. Şöyle dağlar da olabilir. Ne bileyim artık çeşitli engeller vardır burada yer şekillerinden kaynaklı. O zaman kuzeyde bir tepe var. Tamam mı? Şöyle diyebiliriz. Kuzeyde bir tepe var. Güneyde bir tepe var. Ama doğu batı yönlü burası açıktır. Yani bu bölgenin İzohips haritasını incelediğimiz zaman, İzohips haritası biliyorsunuz, İzohipsler yer şekillerini gösterirlerdi. Şöyle bir İzohips haritası görmemiz lazım. Kuzeyde bir tepe, güneyde bir tepe. Ortada da arkadaşlar işte rüzgar, frekans, gülü. Bakın aynısı çıktı bunun. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunun tıpatıp aynısı, birebir aynısı çıktı arkadaşlar. Öyle de inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci rüzgar gülü grafiğimize. Bunu yorumlayalım. Bak dikkat edin. Doğudan 90 defa, batıdan 95 defa, güneyden, kuzeyden 90 defa, işte 80, 80, 80, 85. Dikkat ederseniz arkadaşlar aşağı yukarı her taraftan eşit esmiş. Demek ki buranın arazi yapısı, yer şekilleri nasıldır arkadaşlar? Demek ki bu bölgenin yer şekilleri düzdür. Düz olduğu için de her taraftan rüzgar ne yapabilmiş? Esebilmiş arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle bir tane Türkiye haritası alın elinize. Bir Türkiye haritası. Türkiye haritası üzerinde tek tek yerleştirelim arkadaşlar. Şimdi bakın öncelikle Türkiye haritası üzerine Türkiye'nin dağlarını kabaca yazın. Şimdi Akdeniz bölgesinde ne vardı? Toros dağları vardı değil mi arkadaşlar? Şöyle engeldi. Denizden gelen rüzgarı engelliyordu. Karadeniz kıyılarında hangi dağlar vardı arkadaşlar? Şöyle doğu batı yönlü uzanan Kuzey Anadolu dağları vardı arkadaşlar. Ege'de hangi dağlar vardı? İşte Kaz Dağları, Madra Dağları, Yunt Dağları, Boz Dağları, Aydın Dağları, Menteşe Dağları gidiyordu değil mi arkadaşlar? Şimdi dikkat ederseniz kabaca Türkiye'deki dağların uzanışı bu. Şimdi buna göre arkadaşlar hangi bölgemizde hangi rüzgar gülü grafiği görülür onun analizini yapacağız şimdi arkadaşlar. Uygun rengi seçelim. Uygun rengi seçelim. Kalemlerden hangisi uygunsa onunla çizer. Şimdi arkadaşlar bak buradaki yani bu rüzgar gülü grafiğinin bulunduğu bölge düz bir bölge. Peki Türkiye'nin hangi bölgeleri düz? Bir, İç Anadolu bölgesi düz. O zaman İç Anadolu bölgesinin grafiği bu şekildir. Başka arkadaşlar Güneydoğu'nunki düz değil mi arkadaşlar? O zaman Güneydoğu bölgesinin grafiği de bu şekilde. Yani buraya Güneydoğu bölgesi de yazabiliriz. Hatta şöyle yazayım. Güneydoğu Anadolu bölgesi. O zaman İç Anadolu, Güneydoğu. Başka arkadaşlar Marmara'ya da diyebiliriz. Marmara da genellikle düzdür arkadaşlar. Boğazları çıkarırsanız Marmara'nın tamamı neredeyse bu şekildir. Hatta Marmara'yı da yazabiliriz arkadaşlar. Marmara. Tamam arkadaşlar. İç Anadolu, Güneydoğu, Marmara. Türkiye'nin 3 tane düz bölgesi. Alçak ve düz bölgesi. Aslında İç Anadolu biraz yüksek düzlüktür. Güneydoğu biraz yüksek düzlüktür ama Marmara alçak düzlüktür. Üçüsünde ortak özelliği düz olmasıdır. Şimdi arkadaşlar gelelim ikinciye. Dikkat edin. Bak kuzeyden rüzgar esmiş. Kuzeydoğudan esmiş. Kuzeybatıdan esmiş. Doğudan ve batıdan esmiş. Ama güneyden ne alametse esememiş. Demek ki güneyde ne var? Dağ var. Ha, nerenin güneyinde dağ var? Karadeniz'in güneyinde dağ var. Bak şöyle çizdiğimiz zaman rüzgar gülü grafiğini bak aynısı çıkacak arkadaşlar. Dikkat ederseniz bakın aynısı çıktı. Demek ki bu nerenilmiş? Karadeniz'in. Hangi şehirler? Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Samsun. Samsun yine biraz daha düz diğer şehirlere göre de Kastamonu, Zonguldak, Sinop. İşte Karadeniz kıyısındaki bütün şehirleri böyle sıralayabiliriz arkadaşlar. Bir sonrakine geliyoruz. Bir sonrakine. Dikkat edin arkadaşlar. Kuzeyinde engel var. Güneyi açık. Güneydoğusu, güneyi, doğusu, batısı açık. Ama kuzeyinde engel var. Demek ki kuzeyinde bunun ne var? Dağ var. Dağ alıyorum buraya koyuyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar bakın aynısı çıktı. Dağ koydum, çiziyorum arkadaşlar. Bakın. Dikkat ettiyseniz aynı bu grafik çıktı arkadaşlar. Akdeniz'in grafiği. Demek ki o zaman hangi şehirleri göreceğiz? Bunu görürsek soruda Antalya'yı arayacağız şıklarda ve Mersin'i arayacağız. Mersin gibi işte Adana gibi Akdeniz'de bulunan şehirleri arayacağız. Alanya'dır işte Antalya'dır vesaire. Şimdi arkadaşlar gelelim Ege bölgesinin grafiğine. Bakın Ege bölgesinin grafiğine dikkat ederseniz doğu batı yönü uzamış. Aynı bunun gibi. Yani doğusu ve batısı açık. Kuzeyi ve güneyi nedir arkadaşlar? Kapalıdır. Demek ki kuzeyinde dağ var, güneyinde dağ var. Biz az önce hangi dağları saydık? Kaz,
Bak Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe dağlarını saydık. O zaman arkadaşlar bu bölge için söyleyebilir miyiz aynısını? Söyleyebiliriz. O yüzden yazıyoruz Ege bölgesinin rüzgar gülü grafiğini çiziyoruz arkadaşlar. Var mı bir sıkıntı buraya kadar? Yok. İyi, güzel arkadaşlar. Devam ediyoruz o zaman. Son bir tane grafiğimize geldik. En önemlilerinden bir tanesi ki bunu da bize sorabilirler arkadaşlar. Dikkat edin. Kuzeydoğu, bakın yazıyorum, Kuzeydoğu ve Güneybatı uzantılı bir grafik arkadaşlar. O zaman bu Kuzeydoğu Güneybatı uzanmışsa demek ki Güneydoğusunda engel var ve Kuzeybatısında engel var. Ne olabilir? Bu dağ olabilir, kara olabilir. İşte bir engeldir arkadaşlar. Şimdi İstanbul ve Çanakkale boğazlarını büyüttüm. Dikkat edin, İstanbul Çanakkale boğazı düz uzanmıyor arkadaşlar. Bakın Kuzeydoğu, bakın Kuzeydoğu, Güneybatı, bakın Güneybatı. Yani Kuzeydoğu, Güneybatı uzantılı uzanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla rüzgar gülü grafiği de Kuzeydoğu ve Güneybatı uzantılıdır. Aynı şekilde Çanakkale Boğazı'na bakın arkadaşlar. Çanakkale Boğazı da aynı şekilde uzanmış. O yüzden arkadaşlar bunu görürseniz şıklarda Çanakkale Boğazı'nı yapıştırın. Günahı boynuma. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nın grafiği de bu şekilde. Bunlar tabii not tutun arkadaşlar. Önemlidir. Son bir şey daha anlatacağım. Ondan sonra dersi bitireceğim arkadaşlar. Şimdi burada rüzgar gülüne bakılarak, bak rüzgar gülüne bakılarak nasıl yorum yapabiliriz? Yani buna bakarak, buna bakarak, buna bakarak nasıl yorum yapabiliriz? Bir, arazinin eğimi hakkında yani yer şekilleri hakkında yorum yapabiliriz. Çünkü eğer her taraftan rüzgar esiyorsa düz bir alan, kuzeyden esiyorsa güneyi kapalı, güneyden esiyorsa kuzeyi kapalı, doğu batı yönü esiyorsa kuzey güney yönü kapalı. Bu şekilde yorum yapabiliyoruz. Yani yer şekillerini kestirebiliyoruz. Başka ne bulabiliyoruz? Hakim rüzgar yönünü de bulabiliyoruz arkadaşlar. En fazla hangi yönden esmişse hakim rüzgar yönü odur. Mesela Konya'ya bakalım arkadaşlar. Konya'ya en fazla hangi yönden esmiş? Batıdan esmiş arkadaşlar. O yüzden batıdır bunun hakim rüzgar yönü. Ya da örnek veriyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum. Boğazlara baktığımızda kuzeydoğu, güneybatı yönlüdür. Hakim rüzgar yönleri arkadaşlar. Son bir şey daha söyleyeceğiz. Ondan sonra az kaldı bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar dikkat edin, bir tane rüzgar gülü grafiği. Birinci rüzgar, ikinci rüzgar, üçüncü rüzgar, dördüncü, beşinci, altıncı rüzgar, yedinci rüzgar ve sekizinci rüzgar. Size bir soru sormak istiyorum. Bu rüzgarlardan hangileri sıcaklığı arttırır, hangileri sıcaklığı azaltır? Bunu bilebilmemiz için bu rüzgar gülü grafiğinin nereye ait olduğunu bilmemiz lazım. Yani hangi yarım küreye ait olduğunu bilmemiz lazım. Bu rüzgar gülü grafiği kuzeyin mi yoksa güneyin mi? Niye mi? Arkadaşlar normalde kutuplar yönünden esen rüzgar ne yapar? Sıcaklığı azaltır. Ekvator yönünden esen rüzgar sıcaklığı ne yapar? Artırır değil mi arkadaşlar? Şimdi bizim burada hangi rüzgarın sıcaklığı artırıp hangisinin azalttığını bilmemiz için yarım küresini bilmemiz lazım. Hadi diyelim ki bu kuzey yarım küre olsun arkadaşlar. Kuzey yarım küre olsun. O zaman çiziyorum. Şöyle dünyanın yarısını çizdim. Bu kuzey yarım küre. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bakın. 2 numara. Dikkat edin. Bakın. Kalem alayım. Renkli bir kalem. Evet. Bakın gençler. 2 numara sıcaklığı düşürecek. 3 numara düşürecek. 1 numara düşürecek. Niye? 1, 2 ve 3 kutuplar yönünden geliyor. O zaman 6 sıcaklığı artıracak. 5 artıracak ve 4 artıracak. Niye arkadaşlar? Çünkü 5, 4, 5 ve 6. rüzgarlarda ekvator yönünden kutuplara gidiyor. O yüzden gittikleri yerde sıcaklığı artıracaklar. Peki hocam 7 ve 8'e ne diyebiliriz? 7 ile 8 etkisiz elemandır arkadaşlar. Niye? Çünkü onlar doğu batı yönlü rüzgarlardır. Doğu batı yönlü rüzgarlar etkisizdirler. Sıcaklığını arttırırlar ne de azaltırlar. Son olarak bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra bitireyim. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Türkiye'yi etkileyen yerel rüzgarlar vardı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Türkiye etkileyen yerel rüzgarlar. Meşhurdur, onun bir şifresi var. İnternette hep dolaşır böyle kayıp sakal diye. Kayıp sakal, Karayel, Poyraz, Yıldız. İşte Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyel, Kıblelodos. Şimdi onu da kısaca çizeyim. Ondan sonra bitiriyorum. Şöyle bir rüzgar gülü grafiği size verirler arkadaşlar. Şuna şöyle yazarlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Derler ki örnek veriyorum, misal veriyorum. İkinci rüzgar, beşinci rüzgar ve dördüncü rüzgar hangileridir? Bu şekilde size bir soru sorabilirler. Böyle bir soru görürseniz çok basit. Hiç korkmayın, günaha boynuma. Şöyle yazın arkadaşlar. K,
Yıpsakal. Hatırlıyor musun? Meşhur bir şifre. Artık bunu kim bulmuşsa Allah razı olsun ondan. Çok güzel bir şifre. Kayıpsakal. Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble, Lodos. Bakıyorum 2 numara hangisidir arkadaşlar? Yıldız. Ondan sonra 5 numara hangisi arkadaşlar? Kıble. 4 numara hangisi? Bakıyorum arkadaşlar. 4 numara Samyeli. Yani arkadaşlar bu Samyeli, bu Kıble ve 2 numarada Yıldız. Bu şekilde soruları yorumlayabilirsiniz. Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble, Lodos. Bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu 2 tane rüzgarın da adı var. Gün doğusu ve gün batısı rüzgarlardır. Gün doğusu, gün batısı. Türkiye'ye doğudan gelen gün doğusu, Türkiye'ye batıdan direkt gelen gün batısı rüzgarlardır diyoruz. Tabii ki de imzamızı unutmuyoruz ve dersimizi bitiriyoruz. Kalın sağlıcakla.